Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden haberlerle karşınızdayız. Amerika'da gündemden düşmeyen bireysel silahlanma sorununu ekranlarınıza taşıyacağız bugün. Yaşanan saldırılarda ve yasal yaptırımlara ilişkin değerlendirmeleri paylaşacağız. Amerikan basından öne çıkan haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama ilk durağımız başkent Washington, ilk gündem maddemiz ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Orta Doğu ziyareti. Mike Pence 20-23 Ocak günleri arasında Mısır, Ürdün ve İsrail'i ziyaret edecek. Pence ziyareti kapsamında kimlerle görüşecek, bu görüşmelerde hangi başlıklar öne çıkacak, bu soruların yanıtlarını almak üzere sözü Mehmet Oroğlu'na bırakıyoruz. Mehmet. Ziyaret aslında geçen ay Noel tatilinin hemen öncesi için planlanmıştı ama Kongre'de vergi reformu yasası görüşmelerinin olduğu bir döneme denk geldiği gerekçesiyle ertelenmişti Ocak ayına, bu aya. Pence tasarımın oylamasında, vergi reformu yasasının oylamasında Senato'da eşitlik olması ve eşitliği bozmak için kendisinin oyuna ihtiyaç duyulması ihtimaline karşılık Washington'da kalmayı tercih etmişti. Yalnız tam aynı dönemde Başkan Donald Trump da Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Büyükelçiliğinde Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sürecinin başlatılması kararını açıklamıştı ve bölgede başta olmak üzere uluslararası camiada büyük tepki toplamıştı bu karar. İşte Pence'in ziyaretini ertelemesini bu kararla da bağlantılandıran yorumlar, iddialar yapılmıştı ama Beyaz Saray ertelemenin Kudüs kararıyla bir ilgisi olmadığını vurguluyor. Pence 19 Ocak'ta Washington'dan ayrılacak. İlk durağı Mısır olacak. 20 Ocak'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşecek. Ardından da Ürdün'e geçecek ve 21 Ocak'ta Ürdün Kralı Abdullah'la bir araya gelecek. Ürdün daha, ziyaret turuna daha sonradan eklendi. Ziyarete tura ilişkin ilk planlamalarda Ürdün yoktu. Pence 22-23 Ocak'ta İsrail'de geçirecek. İsrail'de de Başbakan Benjamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşmeler yapacak. Ayrıca İsrail parlamentosu Knesset'e edecek. Pence İsrail'deki resmi görüşmelerinin yanı sıra Batı Duvarı'nı ve Kudüs'teki Batı Duvarı'nı ve Yad Vashem soykırım anıtını da ziyaret edecek. Pence Trump'ın Kudüs kararının da güçlü bir destekçisi olarak biliniyor. Filistin tarafı bu kararın açıklanmasının ardından Amerika'nın artık İsrail-Filistin görüşmelerinde bir güvenilir bir arabulucu olamayacağını belirtmişti ve Pence'de de, başkan yardımcısı Pence'de de ziyaret sırasında görüşmeyeceklerini duyurmuştu. Ziyarete ilişkin ilk planlamalarda aslında Pence'in Filistin lideri Mahmud Abbas, Mısır'daki El-Asar Camisi'nin baş imamı Ahmet El-Tayyip ve Mısır Kıpti Kilisesi'nin papasıyla da görüşmeler yapması, ayrıca Beytülayim'e de gitmesi öngörülüyordu. Ancak işte Trump'ın bu 6 Aralık'ta yaptığı Kudüs açıklamasından sonra Abbas ve diğerleri bu görüşmeleri, temasları iptal etti. Abbas'ın, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın diplomatik danışmanı Mecdi Haldi de Abbas'ın Pence'le görüşmeyeceğini, çünkü Amerika'nın Kudüs kararıyla kırmızı çizgileri aştığını söyledi. Washington Post gazetesinde yer alan bir yorumda Kudüs kararının Pence'in ziyaretinin gündemini de değiştirdiği ifade ediliyor. Pence'in aslında Hristiyanlar ve dini azınlıkların durumunu ağırlıklı gündeme getirmeyi planladığını, ancak şimdi bölgede ilişkilerin, bölge ülkeleriyle ilişkilerin yeniden inşası ve terörle mücadelenin ana gündeme taşındığını yazdı. Pence'in sözcülerinden Alisa Farah da bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Başkan Trump'ın talimatıyla Başkan Yardımcısı, gelecek nesillerimizi tehdit eden radikalizmi yenilgiye uğratmak için Amerika'nın bölgedeki müttefikleriyle çalışma kararlılığımızı yeniden vurgulamak amacıyla Orta Doğu'ya gidiyor dedi. Farah, Pence'in 3 liderle terörle mücadele ve ulusal güvenliği ilerletmede birlikte çalışmanın yollarını konuşmayı planladığını da bildirdi. Washington Post'un haberine göre ayrıca üst düzey bir Amerikan yönetimi yetkilisi, Trump yönetiminin Filistinlilerin bir sakinleşme dönemine ihtiyaç duyabileceğinin farkında olduğunu, bunu anladığını ve Pence'in ziyareti sırasında Filistin tarafına herhangi bir yeni baskı yapmayı, yeni baskı getirmeyi planlamadığını yazdı. Mehmet Oroğlu, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Mısır, Ürdün ve İsrail'i kapsayan Orta Doğu ziyaretinin ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Mehmet. Sırada Amerikan basından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde hangi konular öne çıkıyor, manşetlerdeki gündem maddeleri neler? Pınar Sayar Kızılçalı özetliyor. Özlem, Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller'ın soruşturma kapsamında Başkan Trump'la da bir görüşme yapmak istediğinin işaretlerini verdiğini yazıyor.
Habere göre Trump'ın avukatlarından oluşan ekip şimdi böyle bir görüşmeyi nasıl engelleyebilecekleri ya da görüşme sırasında ne gibi kısıtlamalar getirebileceklerini tartışıyor. Mueller'ın ekibi Trump'la planladıkları görüşmeyi önümüzdeki birkaç hafta içinde yapabilir. Ancak avukatları Trump'ın Mueller ve ekibiyle yüz yüze görüşmesi olasılığı karşısında kaygılı. Kimi avukatlar tıpkı Ronald Reagan'ın İran kontra soruşturmasında olduğu gibi Trump'ın bazı sorulara yazılı yanıt vermesi taraftarı. Bununla birlikte Mueller'ın Trump'ın sorulara yazılı yanıt vermesine sıcak bakmayacağı belirtiliyor. Washington Post bugün ayrıca İslamcı militanlardan bir yıl önce temizlenen Libya'nın Sirte kentinin bugün içinde bulunduğu durumla ilgili bir habere yer veriyor. Habere göre kıyı kenti Sirte gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak IŞİD'in etkisini üzerinden atabilmiş değil. Çok sayıda mahalle yerle bir olmuş durumda. Geri dönenlerse kısmen harap olmuş binalarda yaşamak zorunda. Hastaneler tam kapasite işlemiyor. Okullarınsa sadece bir kısmında eğitim yapılıyor. Kanalizasyon altyapısı çalışmıyor, sokaklarınsa çöplerle kaplı olduğu görülüyor. Henüz temizlenmemiş mayınlarsa büyük bir risk. Öte yandan IŞİD Sirte civarında yeniden örgütlenmeye çalışıyor. Wall Street Journal ise Kuzey ve Güney Kore arasında bugün başlayan görüşmelerle ilgili haberi ana sayfasına taşımış. Gazete iki tarafın diplomasiden yana tavır almasının gerginliklerin azalacağı anlamına gelmediği uyarısında bulunuyor. Bugün başlayan görüşmeler iki Kore arasında iki yıl sonra yüz yüze yapılan ilk görüşmeler olma özelliği taşıyor. Habere göre Kuzey Kore'nin ana gündem maddesi 2018 kış olimpiyatlarına Kuzey Koreli sporcuların da kabul edilmesini sağlamak. Güney Kore ise görüşmelerin olimpiyat oyunlarının ötesine geçmesini istiyor. Kuzey ve Güney arasında bölünen ailelerin bir araya getirilmesi, düşmanca ve saldırganca yaklaşımların azaltılması Güney Kore'nin öncelikleri arasında. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Pınar. Hemen hatırlatalım. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Amerika'da en çok tartışılan konuların başında silah edinme kolaylığı geliyor. 2017'de de bu konu yaşanan silahlı saldırılar yüzünden gündemden hiç düşmedi. Amerika genelinde son yıllarda yaşanan silahlı saldırıları ve bu saldırıların önlenmesi için atılabilecek adımları sizler için derledik. Man carries a gun, he tends to use it. Amerikan Anayasası'na göre bireylerin silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilemez. Ancak anayasanın bu maddesine rağmen 2017 yılı içinde birbiri ardına yaşanan ve çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan silahlı saldırılar, bireysel silahlanma özgürlüğünü ve silah kontrolü tartışmalarını tekrar alevlendirdi. 2017 yılında 335'i kitlesel 59.619 silahlı saldırı yaşandı. 15.039 kişi hayatını kaybetti, 30.000'den fazla kişi yaralandı. 11 yaşın altındaki 711 çocuk, 12 ila 17 yaşları arasındaki 3.159 genç ise ölü ya da yaralı olarak kurbanlar listesindeki yerlerini aldı. Saldırılar sonrası halkın bireysel savunma amaçlı silah edinme yönelimi artarken, saldırıların aslında silahlanma özgürlüğünün bir sonucu olduğuna dikkat çekenler de var. Silah satışlarının daha sıkı kontrol altına alınması için Kongre'den yasa çıkarma girişimleri her defasında başarısızlıkla sonuçlanan eski Başkan Barack Obama, terörle olası bağlantısı olan kişilerin uçaklara bindirilmesinin ve silah edinmesinin önüne geçilmesi gerektiğini savunuyordu. Obama, Beyaz Saray'daki son yılında Amerikalıların silaha erişimini denetim altına alacak yeni düzenlemeler getirmiş ve silah kontrolüyle ilgili tarihi kararı açıklarken, silahlı saldırılarda yaşamını yitiren çocuklarla ilgili konuşması sırasında gözyaşlarına engel olamamıştı. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. Kişilerin geçmişleriyle ilgili sicil kaydı araştırmasını ağırlaştıran ve silah satan tüm kurumların kayıt altına alınmasını,
bu kurumlarında sattıkları silahları kayıt altına almalarını zorunlu hale getiren değişiklik Amerikan silah lobisine kızdırmıştı. Ama Obama hiç silah kullanıp kullanmadığı ile ilgili bir soruyu, "Geçmişte çok sık hedef vurmaya çalışan bir nişancıydım. Beyaz Saray davetlileriyle de sürekli atış talimi yapardım. Ben ABD'nin geçmişine uzanan avcılık geleneklerine büyük saygı duyuyorum ve bana kalırsa bunu göz ardı edenler büyük bir hata yapıyor," diye yanıtlamış. "Eğer babanız size 10 yaşında bir av tüfeği hediye eder ve siz bu silahla amcalarınızla günler geçirirseniz silahlar bir aile geleneği haline gelir. Böylece bu geleneği korumak istersiniz," diye devam etmişti. Bu sözler Obama'nın bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasında çok da istekli olmadığı yorumları yapılmasına neden olmuştu. Başkanlık koltuğundaki ilk yılını henüz doldurmayan Donald Trump, daha Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayıyken terör bağlantıları nedeniyle seyahat etmeleri yasak olanlar listesinde yer alanlara silah satışlarının engellenmesi konusunda Ulusal Silah Derneği ile görüşeceğini açıklamıştı. Ancak Las Vegas'ta yaşanan Amerikan tarihinin en kanlı silahlı saldırısından sadece günler önce Trump yönetimi Amerikan silah üreticilerinin saldırı tüfekleri ve mühimmat da dahil olmak üzere ürettiği küçük silahların yabancı alıcılara satılmasını kolaylaştırmaya hazırlanıyordu. Beyaz Saray'da Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın uluslararası olmayan ateşli silah satışlarının denetim ve satışlarını kolaylaştırmak üzere bir yasa hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Trump yönetimi yapmayı planladığı yasal düzenlemeyle ateşli silah ticaretini canlandırmayı hedeflese de bazı kongre üyeleri ve silah denetimi savunucuları ihracat kurallarının hafifletilmesinin ve silah ticaretinin kolaylaştırılmasının ülke içinde bir takım sıkıntıları da beraberinde getireceği görüşünde. Amerika'da sıklıkla kullanılan ateşli silahların suç çetelerinin ve militanların işlerini daha da kolaylaştıracağı ve suça daha çok yönlendireceğine dair endişeler dile getirilirken, korkulan başa geldi ve Amerikan tarihinde en çok ölüme neden olan o silahlı saldırı meydana geldi. Çok sayıda eyalette uzun namlulu olanlar dahil silah taşımak ve meşru müdafaa kapsamında ateş açmak serbest. Amerika'da her eyaletin silah satışlarını düzenleyen kendi yasaları var. Eğer Alaska veya Arizona'daysanız ruhsatsız silah bulundurabiliyorsunuz. Vermont eyaletinde ise 16 yaşından gün almış herkes herhangi bir izne gerek duymadan silah satın alabiliyor ve silah taşıyabiliyor. Montana'da ise yaş sınırı 14'e kadar düşüyor. Florida'da hayati tehlike hissedip ateş açarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bireysel silahlanma tartışmaları ile ilgili çarpıcı rakamlar da var. Amerika'da yapılan bir araştırma 36 yıl içinde 1,5 milyon Amerikalının ateşli silahlar yüzünden hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu ölümlerin %66'sı intihar, %33'ü ise cinayet olarak kayıtlara geçti. Aynı süre içinde sadece 1 milyon 200 bin Amerikalı askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. Kısacası 36 yıl içinde Amerika bireysel silahlanma sonucu savaşlarda kaybettiğinden daha fazla insanın ölümüne ülke sınırları içinde tanık oldu. Ülke genelinde silah satıcılarının çoğunun lisanssız olduğu belirtilirken Amerika'da her yıl 9 bin kişi silahlı saldırılarda ölüyor. Ölü sayısının fazla olduğu saldırılarsa yalnızca kısa bir süre haber bültenlerinde yer aldıktan sonra unutulup gidiyor. Kısacası saldırılar giderek artıyor. İki saldırı arasındaki zaman azalırken kayıpların sayısı artıyor. Yanıtı aranan soruysa bu olaylarda silah satışını sınırlamıyorsa bireysel silahlanmanın önüne hangi güç geçebilir? 2017 yılındaki saldırılarla bir kez daha gündeme gelen bireysel silahlanma konusu bir süre daha konuşulup rafa kaldırılmadan önce Amerikalılar bu konuda ciddi bir adım atılmasını bekliyor. Bu konuda somut adımlar atan bir kuruluşsa mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. O da merkezi Washington'daki Brady Vakfı. Başkan Ronald Reagan 1981 yılında Washington'da bir otelden çıkarken John Hinckley adlı saldırgan tarafından vurulduğu zaman yanında bulunan basın sözcüsü James Brady sakat kalmıştı. Aylarca tedavi görmesine karşın sol tarafı felçli kalan Brady, tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.
Başkan Reagan'a suikaste iki kurşun isabet etmiş ancak Reagan bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Brady ise suikastten sonra hayatını silah kontrolü konusuna adadı. Silah satın almak isteyenlerin geçmişinin incelenmesini öngören yasanın çıkarılmasına öncülük eden Brady, silahlı şiddetin önlenmesi yasasına da adını verdi. 1986'da başlatılan girişim ancak 8 yıl sonra yasaya dönüşüp 1994'te yürürlüğe girdi. Silah denetim yasası sayesinde 3 yılda 173 bin sabıkalının silah satın alması engellendi. Hedef silah taşımaya hazır olmayan kişilerin silahları erişiminin önüne geçmek, bir anlamda tehlikeyi önlemek. Brady kampanyası silah almak isteyenlerle ilgili ulusal güvenlik soruşturmasının genişletilmesini hedefliyor. Well, Brady has three campaigns. One of our campaigns is called... İnternetten satışın yaygınlaştığı ve silah fuarlarının arttığı günümüzde bireysel silah satıcıları Brady yasasındaki yasal boşluklardan faydalanıyor ve güvenlik soruşturması yapmadan silah satıyorlar. Ama biliyoruz ki bugün bu yasal boşluklar yüzünden her 5 silahtan biri güvenlik soruşturması yapılmadan satılıyor. Bu da demek oluyor ki tehlikeli kişilerin silaha erişimi çok kolay. O yüzden bu kampanya Kongre'ye bu soruşturmanın genişletilmesi ve yasal boşlukların kapanması konusunda itici güç oluyor. Bir başka sorun da ülkede yaygın olan şiddet. Günde 93 kişi ölüyor. Silah satışının yasak olduğu kişilere silah satan satıcılar var ve suç işlenen silahların %90'ının satışından onlar sorumlu. Brady Vakfı yasal sınırlar içinde hem siyasilerle hem de halkla çalışıyor. Bu satıcıları tespit ediyor ve satış yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Oysa kurallar çok açık. Eğer silah satın alacaksanız o eyalete göre en az 18 ya da 21 yaşında olmalısınız. Orada ikamet ediyor ve geçerli bir kimlik sahibi olmalısınız. Herhangi bir suçtan da hüküm giymemelisiniz. Madde bağımlılığınız da bulunmamalı. Gerekli formları doldurduktan sonra güvenlik soruşturmasına geçebilirseniz paranızı ödeyip silah satın alabilirsiniz. Herkes genelde bir ya da iki silah satın alıyor. Ama şunu da yapabilirsiniz. Bugün gelir bir silah alır, ertesi gün gelir iki tane daha alabilirsiniz. Birden fazla aldığınızda bunu gösteren formlar doldurmak zorundasınız. Silah satın almaya gelen kişilerle konuştuğumuzda doğru söylediğine inanmıyorsak ya da güven duymamışsak satmayabiliriz. Yani bir kişiye silah satmama hakkımız var. Bizden silah satın almak isteyen herkese silah satmak zorunda değiliz. Reddetme hakkımız bulunuyor. Bir başka hedef de sosyal normların değiştirilmesi. Bunun için de Brady Vakfı'nın eş başkanı Chris Brown, evlerde bulunan silahların potansiyel tehlikesine dikkat çekiyor ve Amerikan halkının eğitilmesine odaklandıklarını söylüyor. Maalesef güvenli yerlerde tutulmayan, kilitli olmayan silahlar, silahların ulaşılabilir olmasını sağlıyor. Özellikle de bu silahları bulan çocuklar kendilerini, kardeşlerini ya da oyun oynamaya gelen arkadaşlarını öldürüyor. Brady Vakfı bu yüzden evlerinde silah bulunduran Amerikalıları bu riskler konusunda eğitiyor. Amacımız 2025'e kadar silah satışını yarıya indirmek. Bu hedefe odaklanıyoruz. Bunun bir yolu tehlikeli kişilerin silaha erişimine engel olmak. Brady yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana 3 milyon tehlikeli kişiye silah satışı engellendi. Eğer ölümlerin 5'te 1'ine neden olan ve güvenlik soruşturması yapmadan silah satan kişilerle ilgili yasal boşlukları kapatırsak daha fazla hayat kurtarabiliriz. Çünkü biliyoruz ki silah satılmaması gereken kişiler silah satın alabiliyor. Cinayetlerin çok fazla olmasının nedenlerinden biri de silah satış piyasasının kolay ulaşılabilir olması. Eğer bu açıkları kapatabilirsek, bu silahların teminini sağlayan pazarı ortadan kaldırabilirsek, katillerin de önüne geçebiliriz. Üstelik tek tehlike cinayette değil. And the real risk of suicide. Bir diğer tehlike de intihar. 33 bin ölümden 3'te 2'si intihar. Bunun nedenlerinden biri de silahların kolay ulaşılır olması. Eğer evde silahınız varsa silahla ölüm riskiniz 3 kat artar. Aslında herkes gidip silah alamıyor. Federal makamlardan onaylı ateşli silahlar satıcısıysanız mutlaka güvenlik soruşturmasından geçirip silah satmanız lazım. Satın alacak kişi eğer daha önce suç işlemişse bu soruşturmayı geçemez. Siz internette kişisel silahınızı da satsanız, federal makamlardan onaylı bir satıcıysanız da mutlaka güvenlik soruşturması yapmanız lazım.
Vakfın yönetimden beklentileri var. Bu konuda düzenlemeler talep eden vakıf cezai yaptırımlar öngörüyor. We hear a lot from the Trump administration and from our attorney. Trump yönetiminden çok şey duyduk. Adalet Bakanından çok şey duyduk. Tamam, bunda görüş birliği içindeyiz ama bir başka mesele de bu kişilerin yanlarına arkadaşlarını ya da sevgililerini alıp güvenlik soruşturmasından geçebilecek kişilere silahı aldırmak. Bu olmamalı. Bu konuda bir yasal uygulama olmalı. Federal hükümetin ve yargı sisteminin bu noktada çok önemli bir rolü var. Hem satın alanlara hem de güvenlik soruşturmasına yeteri kadar vakit ayırmayıp silah satanlara ciddi cezai yaptırımlar getirilmeli. Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Las Vegas'taki saldırıdan hemen sonra oraya gittiler ve ikisi de silahlı şiddetle ilgili konuşmanın zamanı değil dedi. Benim bu yönetime sorum şu, ne zaman zamanı gelecek? Toplu ölümler var, bunun yanı sıra her gün 93 kişi silahla hayatını kaybediyor. O yüzden dürüst olmak gerekirse ben şu dönemde Trump yönetiminin bunu yapacağı konusunda çok da umutlu değilim. Biliyoruz ki NRA tek ve en büyük silah dağıtıcısı. Trump'ın kampanyasına 30 milyon dolar bağışladı ama Amerikan halkı bizim tarafımızda. Silah sahibi olsun ya da olmasın, herkes yeteri kadar şiddete tanık oldu bu ülkede. Ve Donald Trump seçimler için tekrar potansiyel bir aday. Anketlere bakacaktır. Amerikalıların fikirlerine önem verecek ve doğru olanı yapacaktır bu konuda. Brady Vakfı sadece yasalarla ve yaptırımlarla sınırlı kalmıyor. Yaşanan olayların kurbanlarıyla da yakından ilgileniyor. I actually was in Vegas. Oh, really? Yeah. Ben Las Vegas'taki olaydan sonra oradaydım. Olayın kurbanlarıyla, toplum liderleriyle, kongre üyeleriyle görüştüm. Bu konuda birçok görüşmemiz oldu. Milletvekilleriyle konuştuk. Değişim için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden onunla ve diğer kongre üyeleriyle yakın işbirliği içindeyiz. Birçoğumuzun istediği değişikliği hayata geçirmeleri için onları teşvik etmeye çalışıyoruz. Ben bir anne olarak bu korkunç kayıplardan çok üzüntü duyuyorum. Günlük yaşamlarını sürdürürken birçok aile bu acı tecrübeyi yaşadı. Orada sadece konser izlemek isteyen 22 bin kişi vardı ve 10 dakika içinde 10 gün boyunca cephede ölümüne savaşan ordu mensuplarından çok daha fazla kayıp verdik. Bu artık değişmeli. Kongrenin harekete geçmesini istiyoruz. Örneğin ben Virginia Tech Üniversitesi mezunuyum ve orada ders veren çok sayıda arkadaşım var. Silahlı saldırı olduğu zaman binadaydılar. Amerikalılar şimdi kongrenin harekete geçmekte başarısız olduğu için bu saldırının sorumlusu olup olmadığını sorguluyor. Hem senatoda hem temsilciler meclisinde bizi temsil edenlerin bunu yapma şansı vardı. Eğer kongre bu konuda yine başarısız olursa o zaman yamyamlardan ne farkı kalır? Chris Brown, yaşanan tüm acı tecrübelerden ders alınması ve yeni önlemlerin bu tecrübelerle şekillendirilmesi gerektiği inancında. I think obviously we all heard and saw with shock and horror what happened. New York'ta olanları görünce hepimiz şok olduk. New York kenti yöneticileri kalabalığın olduğu yerlerde daha fazla güvenlik önlemi almalı. 11 Eylül sonrası alınan tedbirler bugün de alınıp silaha kolay erişim engellenmeli. Biz Brady Vakfı olarak bireylerin haklarını engellemekten, yasal yollardan silah sahibi olanların ellerinden silahlarını almaktan bahsetmiyoruz. Biz bu tür saldırıların önlenmesinden, insanların ellerindeki dolu ve emniyeti kapalı olmayan silahların ateş almasının önüne geçmesinden bahsediyoruz. Güvenlik soruşturmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 50'lerde, 60'larda otomobiller otoyollarda hızlandı. Doğal olarak kazalar ve yaralanmalar arttığında federal hükümet baktı ki halk sağlığında ciddi bir kriz yaşanıyor ve sadece herkes emniyet kemeri takmalı demekle yetinmedi. İnsanları nasıl koruyabiliriz dedi ve hava yastıkları zorunlu hale getirildi. Otoyollarda hız sınırları kondu. Bazı yollar yeniden dizayn edildi. Bu meselede de bu tür bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Her yıl 33 bin insan silahlı şiddet nedeniyle ölüyor. Bu da bir nevi halk sağlığı salgını. Aynı şekilde tedavi edilmeli. İnsanlar bugün bu alınan tedbirler sayesinde hayatta. Biz de aynısını istiyoruz. Yasal yollardan silah satın alanların elinden silahları almış olacaksınız. Ama yasa dışı yollardan alan suçlular yine silah sahibi olacak. Tıpkı uyuşturucu gibi. O da yasal değil ama kullanılıyor. Bu bizim hakkımız. Eğer yasalar bunu engellerse hakkımızı elimizden almış olursunuz ki bu adil değil. Yasanın değiştirilmesi aşırı bir tepkiye neden olur. Peki silah sever bir toplum olarak tanınan Amerika'da 2017 yılında hayata geçirilemeyen silah denetim yasası ne ölçüde gerçekçi?
2018 yılında bir mucize yaşanacak mı? Bunu da zaman gösterecek. Cep telefonu aksesuarları giderek büyüyen bir sektör haline geldi. Özellikle cep telefonunun ekranını korumak için tasarlanan ürünlere her gün bir yenisi ekleniyor. Çünkü cep telefonları ekranları çatladığında veya kırıldığında kullanılamaz hale geliyor. Bir Japon araştırmacı ise bu küresel sorunu çözmüş gibi görünüyor. Ekranı kırık cep telefonları Japon bir araştırmacı sayesinde tarihe karışmak üzere. Yuya Nagisawa adlı araştırmacı, kırık camın ısıya ve kalıba başvurmadan kendi kendini tamir edebilmesi için çalışıyor. Yumuşak şeyleri onarmak kolay ancak malzeme sertleştikçe ve esnekliğini yitirdikçe kendi kendine tamir etme özelliği kayboluyor. Nagisawa, camı esnek ama bir o kadar da dayanıklı hale getiriyor. Özel polimerler camı yumuşak ve yapışkan hale getiriyor. Ancak bu şimdilik sadece basit çatlaklarda işe yarıyor. Eğer cam kırılırsa onarma şansınız yok. Nagisawa geliştirdiği camın araba veya tren camlarında çakıl taşlarından ya da yıpranma ve aşınmadan kaynaklanan ince çatlakları onarabileceğini söylüyor. Gözle görülmeyen bir çatlağa aynı prensibi uygulayabiliriz. Örneğin hızlı trenlerdeki büyük sorunlar çoğu zaman zamanla yıpranma ve aşınmadan kaynaklanıyor. Eğer bunu önleyebilirsek trenlerin ömrü de uzar. Cep telefonlarının kullanılamaz hale gelmesine yol açan kırık ekranları onarmak bazen yüzlerce dolara mal oluyor. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanasesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.